Sonrasında tekrar sahaya, geriye dönmek kolay değildi. Bu arada tabii hem İsmail Çokçalış'ın sakatlığı hem de Cüneyt Köz'ün de bir sakatlığı var ve bir ameliyat geçirecek bu hafta. Eksiklerimiz de vardı. Bu şekilde olmasına rağmen oyuncularımızın isteği, arzusu ve enerjisi gayet iyiydi. Maça da çok iyi başladık. Oyunu oynayan, topu koruyan, pozisyonları arayan taraftık. Pozisyonları bulan taraftık, pozisyonları kaçıran taraftık. İlk yarı rakibimiz sadece kazandığı toplarla kontrayı düşündü. Artı uzun ters toplarla savunmanın dengesini bozup bu şekilde bir pozisyon arayışı içindeydi. Ki 44. dakikada bunun meyvesini de aldılar. Bir tane ters topla savunmamızın dengesiz yakalanıp basit bir savunma hatasıyla kalemizde golü gördük ve 1-0 44. dakikada yediğimiz golle devreye girdik. İkinci yarı oyuncularımıza uyarılarımızı yaptık. Zaten ilk yarıdaki oyundan da memnunduk. Aynı oyunu sürdürürsek bu maçı çevirebileceğimizi oyuncularımıza belirttik. Daha öncesinde zaten Bursaspor takımı birçok kez 2-0'dan, 3-0'dan, 1-0'dan maç çevirdi. Bugün yine öyle bir gün yaşadık. İkinci yarı yine çok iyi oynadık. Yine topa sahip olan taraftık. Bu sefer rakibimize çok fazla da ciddi pozisyon vermedik. Kontralarda da çok etkili olamadılar. Bu dönemde 4 tane net pozisyon kaçırdık ve 85. dakikaya kadar golü bekledik. 85'te maçı 1-1'e getirdik. 1-1'den sonra rakibimizin bir reaksiyonu oldu. Onlar da 89. dakikada Del Valle'nin bir şutu direkten döndü. 90+4'te attığımız golle 85'e kadar 1-0 yenik durumda götürdüğümüz maçı 2-1'e çevirip kazanmasını bildik. 3 puanı aldık. Oyuncularımızı tekrar kutluyorum. Bandırma Spor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Yarından itibaren de Samsun'daki oynayacağımız deplasman maçının hazırlıklarına başlayacağız. Eren'le ilgili, Eren yetenekli bir oyuncu. 2003 doğumlu. Geçen hafta da şans vermiştik. Eren, bugüne kadar verdiğimiz şanslarda birazcık bu kolay bir durum değil. Bazı oyuncular sahanın içinde çok hızlı bir şekilde psikolojik eşiği atlayabilirken, Eren sürekli böyle bir stresli, gergin, bir türlü bu saha içindeki bizim antrenmanlardaki performanslarını bir türlü yansıtamıyordu. Bugün bunu kırdığını düşünüyoruz. Türk futboluna inşallah güzel bir oyuncu daha Bursaspor Kulübü kazandırır. Kendisinin yeteneklerine zaten inanıyoruz ve güveniyoruz. Bugün de artık bu psikolojik eşiği de atlayıp profesyonel anlamda büyük bir adım attığını düşünüyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar.